İyi akşamlar herkese. Evet, bu akşam yeni bir canlı yayın programındayız arkadaşlar. Bu akşamki canlı yayın konusu uyku. Çok değerli hocam Levent Öztürk'le birlikte olacağız. Levent hocam akademisyen. Kendisi fizyoloji uzmanı. Evet, hocamızı da bekliyorum şimdi. Gelmiş hocamız. Levent hocam aynı zamanda benim müzik terapiden hocam. Kendisi müzik terapisti, müzikolog. Bu konuda da araştırmaları var. Bir yandan da başka yan taraftan bilgisayardan bakıyorum, başka mesajlar da geliyor. Evet, hocamız da geldi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ediyorum hocam. Siz nasılsınız? İyi valla, ben de nereden bağlantıyı yakalayacağım diye bakıyordum. Buldum sonunda. Ya ben sizin girdiğinizi görmemişim. Ben de yeni öğreniyorum bu Olsun. teknoloji işlerini. Katılımcıları çok bekletmedik sanırım. Yok, bekletmedik tam vaktinde. Hocam teşekkürler öncelikle. Davetimi kabul ettiniz böyle bir programa katılmak için. Rica ederim. Ne demek? Büyük keyifle. Ben birazcık sizden bahsettim. Edirne tıpta şu an akademisyen olarak çalışıyorsunuz, onu biliyorum. Fizyoloji ana bilim dalında öğretim üyesisiniz. Benim Evet. de müzik terapi kursundan hocamsınız. Bu Medipol Üniversitesi'nin Sağlık Bakanlığı sertifikalı kursları var. Orada da müzik Evet. terapi kursu var. Oranın da öğretim üyelerindensiniz. Sizinle o şekilde tanışmıştık. Bu korona sebebiyle yarım kaldı o kurs. İnşallah normal Tamamlayacağız şartlara inşallah. döndüğümüzde tamamlayacağız. Evet, o şekilde. Ama özellikle uyku konusunda çok araştırmalarınız var, öyle biliyorum. Evet. Sanırım teziniz ya da doktoranız da o uyku üzerineydi. Öyle bir şey de var. Ben 1995'ten bu yana uyku konusunda çalışıyorum. Uzmanlık tezimi de bu alanda yaptım. Evet, Yani doğru. uykusuzluğun insan fizyolojisine etkileri konusunda yaptım. O zamandan beri de niçin uyuruz sorusunu kendime bir araştırma alanı olarak belirledim. Ve o doğrultuda hem bir yandan neden uyku uyuyoruz bunu araştıran, bir yandan da uykunun kliniğiyle ilişkili çalışmaları yürüttüm o zamandan bu yana. Evet hocam. O zaman nereden başlayalım hocam? Neden uyuruzdan başlayalım? Tıp çözebildi mi neden uyuruzu? Oradan başlayalım isterseniz. Şu yorum Olur. yapmayı kapatayım. Bazen şimdi bana soruyorlar niçin uyuruz diye. Diyorum ki bilsem Nobel alırım. Çünkü Güzel. hakikaten uykunun pek çok işlevini çözmüş olmamıza rağmen henüz tam olarak şu sebeple uyuyoruz diyemiyoruz. İşte bu uyku araştırmalarının nedenlerinden biri de bu. Niçin uyuruz sorusuna bir cevap vermek. Ama uykunun hangi
bedensel işlevlerle ilişkili olduğu konusunda pek çok bilgi var. Örneğin bağışıklık sistemi ile ilişkili Evet. olduğunu biliyoruz. Benim daha o yıllarda 95'te yaptığım uzmanlık tezim bunun üzerineydi. 48 saat uykusuz kaldığımız zaman bağışıklık sistemimize neler oluyor diye. Ve o dönemde özellikle virüslerle mücadeleye karşı savunmamızı sağlayan doğal bağışıklığımızın bununla düştüğü ve telafi uykusu uyuduğumuz zaman yeniden toparlandığını göstermiştik o çalışmada. Bu daha sonra 99'da makale olarak da yayınlandı. O tarihten bu yana bağışıklık sistemimizle uyku arasında çok sıkı fıkı ilişkiler olduğunu anladık ve aslında pek çok hastalığa karşı koyabilmek için veya hastalığa yakalanmamak için iyi uyku uyumanın önemli olduğunu gördük. Bu elde var bir, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için önemli. Bir diğer önemli olan faktör vücudun kendisinin tamir süreçlerinin uyku sırasında aktiflenmesi. Çünkü büyüme hormonu dediğimiz hormon uykuda salgılandığı için derin uykuda büyüme hormonu çocuklukta büyümeden sorumlu ama erişkin yaşta aslında yıpranan vücut parçalarının tamiriyle ilişkili bir hormon da aynı zamanda. Ne kadar uykumuza dikkat edersek yaralarımız, verilerimiz o kadar hızlı iyileşebiliyor. Buradan o sonucu çıkarabiliriz. Bunun dışında yine gündüz aslında pek çok iş yapmak sebebiyle bir nevi yıpranan veya toksik maddelerin biriktiği beynin yeniden temizlenmesi için de gerekti. Bu da 2014-2015 yıllarında bir özel sistem keşfedildi. Beyne ait bir lenfatik sistem ve bunun etkinliğinin uykuda %70-80 arttığı da gösterildi. Yani oradan çıkan sonuçlar şu: uyuduğumuz zaman beynimizde gündüz çalışmaya bağlı olarak bazı atık maddeler birikiyor. İşte uykuda bunlar temizleniyor. Temizlenmediğinde Alzheimer gibi bir takım hastalıklara zemin oluşturulmuş oluyor. Oradan korunmak için de yani uyku önemli görünüyor. Pek çok farklı, mesela uykusunda sorun yaşayanların daha fazla diyabet riskinin olduğunu anladık. Yine benim bir yaptığım bir çalışmada ki doktora çalışması olarak onu aslında bir asistanım üstlendi. Sadece bir gecelik uykusuz kalmakla bile insülin salgılısının 3,5 kat arttığını gösterdik o çalışmada. Şimdi bu düşünün kronik olarak yani ayda 8-10 nöbet tutmak zorunda kalan bir kişinin birkaç yıl içerisinde diyabet olmaması için hiçbir sebep yok gibi bir sonuca bağlanıyor. Bunlarla ilişkili kalp damar hastalıklarıyla ilişkili yani sağlıklı bir uyku aslında sağlıklı bir hayatın temel ögelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aynen sağlıklı beslenme ve egzersizin de hayatımızda olması gerektiği gibi. Evet hocam, anladığım kadarıyla siz yani 25 yılı geçmiş yani uykuyla ilgili çalışmalarınız. Hani bu çok Tabii uzun. aslında Türkiye'de uykuyu kendine bir uğraşı alanı olarak seçen erken dönem kişilerden biri olabilirim. Muhtemelen ilk 10-15 kişinin içindeyimdir. Bizden önceki büyüklerimiz var. Onların içinde özellikle İsmet Karacan gibi şimdi rahmetli oldu. Hem psikiyatri alanına hem uyku alanına çok büyük katkıları olmuş insanlar da var. Ama onlardan sonraki kuşaktan sonraki kuşak bizler başladık çalışmaya ve başka bir şeyle ilgilenmeden bu alanla ilgilenmiş olduk. Uzun süre olmuş, doğru. Evet hocam. Tebrik ediyorum ben de sizi. Bayağı sabırla bu alanda devam etmişsiniz. Ben baktım bayağı da yayınınız var. PubMed'de de yayınlarınız çok bu konuda. Yani aslında daha da fazla idi. Tabii ki akademik ortamda ilerledikçe başka sorumluluklarınız ortaya çıkıyor.
O sorumluluklarla birlikte bilime ayırabildiğiniz vakit biraz da azalıyor. Ama benim kendime dert edindiğim konulardan bir tanesi uyku sağlığıyla ilişkili bilinçlendirme ve uyku farkındalığını arttırmak. O açıdan fırsatı bulduğum her yerde konuşmaya çalışıyorum. Uyku sağlığıyla ilgili farkındalığımızı arttırdığımız oranda, çünkü toplum sağlığının iyileşeceğini, düzeleceğini biliyorum. Bugün Türkiye'de bu tarz çalışmalar kısıtlı olmakla birlikte Amerika'da mesela şu çalışmalar yapılmış. Diyor ki Amerika'da her bir bireyin günde ortalama 1 saat daha fazla uyuyabilmesini sağladığımızda bunun ekonomiye yıllık getireceği kazanç 200 milyar dolar civarında. Sadece 1 saat ekstra uyutabilsek. Çünkü bütün suç kimde? Bütün suç ampulü keşfeden Edison'da. Yani elektriğin hayatımıza girmesiyle birlikte, aydınlatmanın hayatımıza girmesiyle birlikte bizim gündüzlerimiz suni olarak uzadı. Bu uzamanın aslında biyolojik bedelleri var. Yani eğer evimizi, ortamımızı aydınlatmıyor olsaydık çok daha erken saatte, yani hava karardığında biz de yatıp uyuyacaktık. Sabah aydınlandığında kalkacaktık. Biyolojik olarak uyum sağladığımız aslında koşullar bunlar. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan gece gündüz döngüsü. Milyonlarca yıl buna uyumlu bir şekilde yaşamını sürdürdükten sonra, hadi diyelim ki insanlığa ait dönem 40 bin yılla 80 bin yıl arasında gidip geliyor. İşte son 4 bin sene aslında dünyanın gecesine gündüzüne uygun bir biyolojiyi kazandıktan sonra bir anda elektriğin keşfi, aydınlatma ile birlikte tüm uyku düzenimiz alt üst oldu. Ve şu anda biliyoruz ki 150-200 sene öncesine kıyasla bugün dünyadaki herkes ortalama 1,5-2 saat daha az uyumakta. Bunun da sonuçlarına aslında katlanıyoruz. Yani hep birlikte yaşıyoruz. Evet hocam. Yani son yıllarda bütün dünyada obezite artıyor, diyabet artıyor, bizim ülkemizde de artıyor. Hatta biz Avrupa'da önde gidenlerdeniz bu konuda. Hem bir taraftan uyku ile ilgili çalışmalar var. Hani Evet. sizin de söylediğiniz gibi daha yeterli sürede ve kaliteli uyku ihtiyacımız var. Bir taraftan da bir paradoks var. Bu işte ampulün bulunması, İşte gündüzlerin uzaması, gecelerin kısalması, belki de yok olması. Yani ampul sebebiyle geceyi karanlığı belki yaşayamıyoruz. Özellikle gençler, ergenler işte uzun süre gece bilgisayar başında kalabiliyorlar. Yani bu sirkadiyen ritim dediğimiz, hani işte güneşin ışığına göre, işte gece gündüzün durumuna göre bedenimizin tepkileri var, beynimizin tepkileri var. Bunun mevsimsel döngüleri de var. Evet. Bu beynimizde hipotalamus'ta bir çekirdek vardı. Suprachiasmatikti Evet. sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O sağlıyor sirkadiyen ritmi. Tabii bu şeyde giderek bozuldu. Hani hem bir taraftan diyoruz obezite, diyabet olmasın, hem de bir taraftan gece her taraf ışıl ışıl. Hani bu konuda Aslında zayıflamak isteyenler için şunu önerebiliriz. Yani zayıflamanın birinci koşulu uykusunu düzenli uyumak ve uykudan feragat etmemek. Çünkü ne kadar uyanık kalırsanız o kadar daha fazla yemek için zamanınız oluyor. Aslında yemek yememenin yolu uyumanız gereken saatleri uykuda geçirebilmek, buna çalışmak. Ama modern yaşamın da bize dayattığı bir şey var. Uyku uyanıklık döngüsü var. İki arada sıkışmış durumdayız. Bir biyolojimizden kaynaklanan şeyler var, güçler var, bizi yönlendirmeye çalışıyor. İşte diyor ki sen karanlık olduğunda uyuman lazım, aydınlık olduğunda uyanacaksın. Hatta gündüz
Öğlen saatlerinde de şöyle bir saat yatsan iyi olur diyor bizim biyolojimiz. Ama modern yaşam diyor ki sen sabah işte şey yapmadan, güneş doğmadan kalkman gerekiyor. Yani bugün okulların başlama saati bile öyle ki çok tartışılan bir konuydu çocukların sağlığı açısından. İşte nöbet tutanlar için çünkü 24 saat sürdürülmesi gereken hizmetler var. Sağlık hizmeti gibi, güvenlik gibi. Oralarda işte gece karanlık oldu. Biz hastanelerin acil servislerini kapatalım deme şansımız yok. Mecburen 24 saat sürdürülmesi gereken hizmetler var. Bu hizmetler doğal olarak vardiyalı çalışma veya nöbet usulü çalışmayı bizim önümüze koyuyor. O vardiyalı çalışmada ya da nöbet tutanlarda da bunun sağlığa olan etkileri gözlenmiş oluyor. Mesela diyabet çok önemli bir hastalık. Bizim ülkemizdeki prevalansı %14-15'lerde. Yani her 100 kişiden 15'i şeker hastası bu ülkede. Genelde hep beslenme alışkanlıkları veya hatalı beslenmeler sorumlu tutulurken insanların uyku sağlığı burada pek sorgulanmıyor. Halbuki onu da sorgulamak lazım. Çünkü uykusuz kaldığımız zaman bu tür metabolik rahatsızlıklara eğilimimizin arttığını biliyoruz. Çok ilginç çalışmalardan bir tanesi Harvard'lı bir grup tarafından yapılmış. Yunanistan'da yapılıyor. Yunanistan'da bu siesta alışkanlıkları olduğu için 23 bin kadar insanı alıyorlar belli yaş gruplarından. Bu kişilerin hiçbir hastalığı yok, görünürde hiçbir şeyleri yok. Sadece takip ediyorlar. 6 sene takip ediyorlar ve bir grubunun yani siesta yapanlar, öğlenleri işte kısa bir uyku uyuyanlarla bu uykuyu uyumayanların arasındaki sağlık farklılıklarını karşılaştırdıklarında görüyorlar ki siesta uykusu uyuyanların kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski 4 kat kadar daha az. Hatta orada bazı adalar var. Ölümü tanımayan adalar filan deniyor. İnsanlar çok rahat 90'lı yaşların üzerine çıkıyorlar. 90'ın altında ölüm yok. Ama baktığınız zaman uyku paternlerine bizim bifazik dediğimiz işte öğlen saatlerinde, öğleden sonra demeyelim o hatalı. Çünkü eğer bir şekerleme yapılacaksa bunun saat 3'ten sonraya sarkmaması gerekiyor. Genelde işte 1,5, 2, 2,5 o aralarda belki bir yarım saat 45 dakika gibi olabilir. Çünkü bizim geçmişten getirdiğimiz biyolojimiz bunu dayatıyor aslında. Onun haricinde uzun uykumuzu işte akşam istenilen saatler içerisinde 7-8 saat civarında almamızda yarar var. Bazen soruyorlar çünkü bu şekerleme yapmak iyi mi kötü mü diye. Şimdi modern uyku tıbbı çok uzun süre dedik şekerleme doğru bir şey değil. Gerçekten de doğru değil çünkü şekerleme yaptığınız zaman özellikle akşam üzeri yani 3-4 o aralarda yattığımız zaman o geceki uykuya dalmamız zorlaşıyor. O geceki uykumuzu ötelemiş oluyoruz. Bu iyi değil ama biraz daha erkene çekerek tam öğlen vaktine getirildiğinde bu durum değişiyor. Şimdi bizim dilimizde bile gece diyoruz, gece yarısı mesela. 12 için gece yarısı diyoruz. Halbuki ya, şu anda yarısı falan değil. Gecenin bir başı oldu bizim için gecenin yarısı. Eskiden orası gecenin yarısıydı. Çünkü insanlar yatıyorlardı, uyuyorlardı. Uykuda belli bir süre geçirmiş oluyorlardı o saate gelene kadar. Sonra ikinci yarıyı uyuyup sabahta uyanıyorlardı. Şimdi dikkat ederseniz bizim yani kelime olarak bile gece yarısı dediğimiz saat gerçekte yaşadığımız gecenin yarısı değil. Neredeyse gecenin başı bizim için olmuş durumda. Bu bizdeki o davranışsal değişikliği veya kaymayı gösteriyor. Evet, yani eskiden insanlar işte hava kararınca yatarmış. Yani tavuklar uyuyunca uyuyorlar. Evet. Sabahta horoz ötünce uyanıyorlar. Aslında uyku süresi daha uzundu büyük ihtimalle.
Bu Tabii. Yunanistan'da da İkaria Adası diyebiliyorum. O adadakiler daha uzun yaşıyorlar. Evet, Anladığım İkaria kadarıyla da bildiğim ölümün uğramadığı ada diyorlar oraya. evet hocam. O zaman gündüz uykusunu ortalama yarım saat bilemedin 45 dakika uyuyabiliriz. Bir de 3'ten önce olacak. Yoksa bu gece Üçten uykusunu önce. olumsuz etkiliyor. Evet. Olumsuz etkiliyor. O zaman bu uykunun tabii kendi içinde safhaları var. Hani bu nasıl etkiliyor? İşte bu REM dediğimiz safha var, non-REM dediğimiz safha var. Evet. Non-REM kendi içinde 3'e ayrılıyor. Bunlardan bahsedebilir misin hocam? Tabii bu aslında çok önemli bir şey bilgi. Bir defa Evet. şunu bize vurgulamış oluyor. Uyku, gece yaşadığımız uyku homojen bir süreç değil. Kendi içinde Evet. çok farklı özellikler gösteren alt evrelere bölünüyor. Ve bu evrelerin gece içerisindeki bir sıralaması özel bir sıralama. Yani keyfe keder değil. O açıdan mesela uyku mutlaka non-REM uyku dediğimiz. Uykuyu ilk önce biz REM ve non-REM diye iki bölüme ayırıyoruz. Bu REM hızlı göz hareketleri İngilizce rapid eye movement kelimelerinin baş harflerinden geliyor. Ve REM döneminde hızlı göz hareketleri oluyor. Non-REM döneminde olmuyor bu göz hareketleri. Buradan ikiye bölüyoruz ama sadece bu göz hareketleri değil. Bir de şey var. REM döneminde beynimiz uyanıklık kadar aktif çalışmakta, enerji harcamakta, iş yapmakta. Beynimizin asıl dinlendiği evre non-REM yani REM dışındaki evre. Bunun da derin uyku dediğimiz kısmı. Orada beynimizi dinlendiriyoruz. Bu gece içerisindeki toplam uyku süresinin %15-20'sini meydana getiriyor. Aslında beynimizi dinlendirdiğimiz dönem. REM'de ise bellek pekiştirme gibi başka işler yapıyor beyin. Bir kısmını anlayabildik, bir kısmını anlayamadık neler olduğunu. Mesela REM çok enteresan. Hem psikoloji veya psikiyatri açısından da her gece yaşadığımız bir psikoz. REM uykusu. Düşünün, gerçekte olmayan şeyler görüyorsunuz hayalinizde. Yani bir çeşit halüsinasyon görüyorsunuz. Ondan sonra o gördüğünüz şeylerin doğruluğuna inanıyorsunuz. Yani sanrılarınız var. Sabah kalktığınızda bunların bir kısmını hatırlamıyorsunuz. Aslında bir amnezi yaşıyorsunuz. Ondan sonra kişi, yer, zaman oryantasyonunuz bozuluyor. Uçlarda gidip gelmeye başlıyorsunuz rüya döneminde. Yani esasında gündüz bunları yaşadığınızı bir psikiyatriste anlatsanız size teşhis koyup ilaç tedavisi başlayabilir. Halbuki gece biz REM döneminde bunu sürekli ve düzenli yaşamaktayız böyle bir şeyi. Çok ilginç özellikleri var REM uykusunun. Rüyalarla ilişkilendiriyoruz. Aslında rüyalar sadece REM döneminde görülen bir durum değil. Non-REM döneminde de görülür rüyalar ama ağırlıklı olarak REM dönemiyle ilişkilendirmişiz. Çünkü gece biz laboratuvarda yatırdığımız kişileri farklı uyku evrelerinde uyandırdığımızda ve kendisine sorduğumuzda rüya görüyor muydun, bunu hatırlıyor musun diye REM'de uyandırılanların %95'i evet görüyordum diyor. Ve gördüğü rüyayı anlatabiliyor. Ama non-REM'de uyandırdıklarımızın %95'i hayır görmüyordum diyor. Buradan gelen bir sonuç bizim REM uykusunu rüyalarla ilişkilendirmiş olmamız. Şimdi böyle bir durum var. İşte o zaman bizim gece uykumuzun non-REM'le başlaması, sonra 90 dakika, 100 dakika sonra REM'e girmemiz, tekrar non-REM'e girmesi, bir 90 dakika sonra bir daha uzayan REM yapması, bunların ağırlıklarının sabaha karşı değişmesi, bütün bunlar özel bir uyku mimarisi veya uyku örüntüsü ortaya koyuyor. Bunu tek parça halinde uyuduğumuz zaman yaşayabiliyoruz. O yüzden ben mesela şunu diyorum. Bir tane 6 saatlik uyku ile 2 tane 3 saatlik uyku birbirine eşdeğer değildir. Çünkü araya bir uyanıklık koyduğumuz zaman 3 saat sonra 4 saat sonra yeniden yattığımızda filmi başa sarıyoruz. Bütün bu örüntüyü baştan yaşamaya uğraşıyoruz. O zaman ne oluyor?
2 tane 3 saatlik uykuyu farklı zamanlarda uyuduğunuz zaman bir gün içerisinde REM uykunuzdan kayıplar başlıyor. REM uykusundan kayıplar başladığında ise bu tip çalışmalar var. Daha önceki 60'lı 70'li yıllarda yapılmış. REM'i uyumadığımız zaman bir süre içerisinde şizofreniye benzer tablolar ortaya çıkmaya başlıyor kişide. Önemli, yani uykunun bütün evrelerini gerektiği şekilde alabilmemiz o açıdan son derece önemli. Tek parça halinde uyumamız. Bu özellikle 3 saatlik 3 saatlik uyku örneğini verdim. Ona Da Vinci uykusu derler. Şimdi Leonardo da Vinci 3 saat uyuyup sonra uyanıp tekrar çalışmalarını sürdürüp uykusu gelince bir 3 saat daha uyur. 24 saatlik bir gün içerisinde toplamda 6 saat uyurmuş. Bunu da 2 tane 3 saatlik uyku şeklinde uyurmuş. Öyle aktarılıyor. Ondan sonra Da Vinci söz konusu olunca insanlar da bunun doğru bir uyku paterni olduğunu düşünüyorlar. Da Vinci 67 yaşında ölmüş. Yani 90'ı göremeden çok önce hayatını kaybetmiş. Belki de sebeplerinden bir tanesi de bu tarzda bir uykuyu tercih etmiş olmasıydı. Onu bilemiyoruz tabii ki. Evet, kuvvetle Uykusuz muhtemel, kal bilmiyoruz ama. tabii. Yani uykusuz kalmak, uykuyu yeterli alamamak o derece önemli bir konudur ki ben izleyicilere şunu hatırlatayım. Mesela 2012 senesinde Guinness için bir rekor denemesi yapıldı. Bir insan bir balona bindi ve 39 bin metre yüksekliğe çıkarıldı. O 39 bin metreden yani uzaya çıktı bir nevi, atmosferi de aşıp kendini boşluğa bıraktı. Uzaydan dünyaya atladı. Serbest bir şekilde düşüşe bıraktı kendini. Evet, biliyorum. Bu düşüş sırasında Felix Baumgartner hatırlarsın. Bu düşüş sırasında hızı bir ara saatte 1300 kilometrenin üzerine çıktı ve serbest düşüşle ses hızını geçen ilk insan olarak da tarihe yazıldı. Sonra başarıyla gerçekleştiği için de en yüksekten serbest atlayan paraşütlü kişi olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Şimdi aynı Guinness Rekorlar kitabı 80'li yıllarda en uzun süre uykusuzluk rekor denemelerini yasakladı. Dedi ki ben uykusuzlukla ilgili rekor denemelerini dahil etmiyorum, kapsam dışı bırakıyorum. Çünkü bunun sağlığa çok ciddi etkileri var. Yani Guinness diyor ki uykusuz kalmak 40 bin metre yükseklikten kendini dünyaya boşluğa bırakıp atlamaktan daha tehlikeli diyor esasında. Bu derece önemli uykuyu almak. Mesela hiç meraklısı olanlar belki incelemiştir. CIA raporlarında uykusuz bırakma işkence olarak o sınıfta alınır. Yani tutukluların veya bir şekilde gözetime alınan kişilerin o nedenle belli bir süreden daha fazla yanılmıyorsam 48 saat olması lazım. Bundan daha uzun süre uykusuz bırakılmaması gerektiğini, bırakıldığı anda bunun işkence kapsamında değerlendirileceğini söyleyen bir sürü şey var, rapor var. Bu derece önemli bir şeyden bahsediyoruz. Yani etkileri katastrofik olabilen bir süreç uykusuz kalmanın. Evet hocam. Yani bu özellikle bu REM uykusuyla ilgili söyledikleriniz ilgimi çekti. Hani bu 2 saat ortalama 1,5 ya da 2 saat sürebilen bir süreç REM uykusu. Yani rüyalı uyku. Orada Evet. aslında deliriyoruz biz. Yani onu gündüz gidip birine anlatsan diyecekler ki sen O delirmişsin akıl ya da hastası şizofren olur. olmuşsun. Akıl hastası olmuşsun. Yani o zaman biz her gece aslında bir 2 saat delirdiğimiz bir şey var. Yani 22 Evet. saat normal yaşıyoruz, 2 saatte deliriyoruz diyebilirim yani. Hatta Tabii. bunu diyorsunuz ki bu kişiyi uyutmazsan o gündüz delirmeye başlıyor. Yani gündüz işte halüsinasyon görüyor, yaratıklar görüyor. Tabii Yani rutin geceki psikoz delirme diyebiliriz gündüze. buna. Evet.
Hocamızın interneti dondu sanki. Hocam arada internetiniz donuyor ama iyi şimdi. Bağlantı bir gider gibi oldu. Acaba Evet, dedim evet. ev Wi-Fi'ından telefona mı dönsem diye bir tereddüt ettim. Sıkıntı olursa söyleyin, şeye telefonun internetine döneyim. Hocam arada gidip geliyorsunuz aslında. İmkan varsa değiştirin. Böyle ufak tefek kopmalarınız oluyor. Ben şimdi o zaman şu Wi-Fi'yi kapatıp hemen şeye döneyim. Siz arayı doldurun, yeniden koparsa bağlanırım, tamam mı? Tamam. Tamam hocam. Tamam, hemen. Tamam. O zaman biraz önce anlattım. Bir daha tekrar edeyim hocamızın söylediklerini. Uykunun bir rüyalı fazı var. REM diyoruz buna. Bir de beynimizin dinlendiği faz var. Bu da non-REM fazı. Geldik. Ben de Tamam. REM fazını biraz açıyordum hocam. Bu REM Evet. fazında işte insanlar canavar kovalıyor. İşte yaratıklar geliyor. İşte yüksekten düşme rüyaları var. Kişi ya Evet. da birden böyle bir kasılıyor, sıçrıyor, böyle bir şeyler alıyor. Bazen yaratıklar geliyor, işte karabasan geliyor, cin geliyor falan. Evet. Böyle şeyler var. İşte cinsel içerikli rüyalar olabiliyor. İşte akrabalarla cinsel ilişkiye giriyor kişi. Böyle hani normalde gün içinde kabul etmesi zor bir şey. Ama rüya içinde onu doğal kabul ediyor. Uyandığında Evet. fark ediyor ya bu ne alaka? Hatta bazen de beyin bunu hatırlamıyor. Hani rüya çok tehlikeliyse sabah uyanıyor hatırlamıyor. Bazıları mesela hatırlıyor rüyalarını. Yani Bazıları da diyor ki ben rüya görmem aslında. siz o konuda şey mi, rüyalara Freudiyen mi bakıyorsunuz, nasıl? Evet hocam. Freud'un dedikleri genelde doğru çıkıyor. Aslında Freud'un orada biraz hakkı da yenmiştir bence de. 1899 değil mi? Rüyaların Yorumu diye o kitabı, meşhur kitabı yazdığı Galiba, tarih. evet. Ve o zamana kadar aslında biraz rüyalarla konuşalım madem öyle. Şimdi o zamana kadar rüyaların insan bedeninin dışındaki bir kaynaktan insana aktarıldığına inanılırken, bu ilahi bir kaynak olabilir, başka bir şey olabilir ama İnsan vücudunun dışından geldiğine inanılıyor. Freud ilk defa rüyaların insan bedeninin kendi içinden üretilen süreçler olduğunu vurgulaması bakımından çok önemli. Yani dönemin insanının rüyalarla ilgili olarak kendi bedenine dönmesini sağlamıştır. Ha, belki kurduğu psikanalitik yaklaşım tartışılır. Ben psikiyatrist olmadığım için bir şey diyemem ama psikanaliz denilen şeyin denenebilir, deneysel kanıtları olmayan bir şey olduğunu, tekrarlanamayan bir şey olduğunu biliyorum. Onun için günümüzün bilimsel metodolojisine pek uyan bir durum değil. Ama Freud'un orada yarattığı önemli bir düşüncede bir kırılma, bir paradigma kayması yaratıyor. Kendimize dönmek ve rüyaların bizim hani tıpta organik dediğimiz bedenden kaynaklanan bir şey olduğunu düşündürtmeye başlaması o önemli. Ondan sonraki süreçte yani rüyaların yorumlanması, ne anlama geldiğiyle ilgili çalışılması evet çok insanı Jung da dahil yormuştur, bayağı bir enerji almıştır ama özellikle 90'lı yılların ikinci yarısı ve 2000'li yıllar itibariyle sinir bilimciler rüyaların yorumlanmasından ziyade rüyaları oluşturan beyin mekanizmalarının neler olduğuna yöneldiler. Rüyaları üreten mekanizmalar nedir? Rüyanın içeriğiyle pek yani sinir bilimciler ilgilenmez aslında. Onun için Evet hocam. ben de pek ilgilendiğimi söyleyemem. Ama Freud bastırılmış bilinçaltıyla dış çevre arasında işte benliği sıkıştırıp da bunun etkisinin belki de o bastırılmış arzuların veya ya şiddet ya da cinsel içerikli içgüdülerin bir yansıması olarak değerlendiriyor idi. Şimdi muhtemelen yani kognitif ve davranışçı bakış açısı bunları pek kabul etmiyor anladığım kadarıyla. Alt benliği değil de biraz daha benliği ortaya çıkartmış, ön plana çıkmış durumda.
Aslında Freud orada bu kendi ürettiği bir şey de değil, görüşte değil. Ta bizim coğrafyamızda Efes'te yaşamış Artemidorus isimli bir bilim insanının Onneirokritika isimli çok ilginç bir 7 ciltlik rüyalarla ilişkili kitabı vardır. Orada rüyaların farklı türlerini açıklar ve sıralar. Aslında Artemidorus'un aktardığı o bilgiyi almış, o günün koşullarındaki biyolojik ve fizik bilgisiyle harmanlayıp bir güzel paketleyip sunmuştur Freud. O anlamda yani onun motivasyon veya bilgi kaynağı şeydir, eski Yunan'dır. Ama bizim dış kaynak değil de kendi bedenimize iç kaynağı yönlendirmesi bakımından da son derece önemlidir diye düşünüyorum. Evet hocam. Yani bununla ilgili aslında böyle kuramcıların ya da psikanalizle uğraşanların hani net tanımları yok. Hani şöyle bir rüya görüyorsa bunun sebebi şöyledir gibi bir tanım yok. Tabii o kişiyle bir aradayken belki bu yorumlanabilir. Ama benim kendi deneyimim şöyle bir şey oluyor. Kişi özellikle son 24 saat içinde ya da 24 saat değilse 72 saat içinde bir olay yaşıyor. O olayla ilgili bir rüya görüyor. Yani gündüz bir olay yaşıyor. Gece onunla ilgili bir rüya görüyor. Ama bu gündüzki olayın ve geceki rüyanın arasındaki bağlantının onun çocukluğuyla da ilgisi var. Özellikle 0-7 yaşla ilgisi var. Yani 5 yaşında bir olay olmuş. Son 24 saat içinde onun benzeri temada bir şey yaşamış. Gece de rüyasını görmüş. Aslında bir çeşit psikoterapi yapıyor belki de beynimiz. Hani rüyada bir Evet. şeyi tamir etmeye çalışıyor, onarmaya çalışıyor. Eğer kişi bunun manasını anlarsa ve yorumlarsa bu psikoterapi biraz daha hızlanabiliyor. Bir nevi Bu benim. farkındalık mı oluşturuyor acaba? Evet. Yani nasıl diyeyim? Mesela düşme rüyası. 5 yaşında düşmüş. O sırada işte onunla ilgilenen birileri olmamış. Çocuk o kötü hissetmiş ya da bebeklikte de olabilir. 1 yaşındayken düşürmüşler. O bebek için travmatik bir şey olmuş. Evet. 24 saat önce, 48 saat önce kişi takılıp düşüyor ya da sevdiği birisi göz önünde düşüyor. Bununla ilgili bir rüya görüyor. Bu üç bağlantıyı kurarsa o geçmişteki anıdaki bir şeyi onarmış oluyor, tamir etmiş oluyor. Hatta Evet. bazen şöyle de oluyor, daha da karmaşık. Başkasının düşmesi de travma olabiliyor. Yani mesela çocuğun göz önünde annesi babası düşmüş. Çocuk düşmemiş. Bazen bilinç dışı karıştırıyor özellikle erken dönemde. Anne baba düşünce çocuk kendi düştü zannediyor. Bu ruhsal olarak bir ayrışma olmamış. Evet. O da yine zihinde depolanıyor. Siz de psikolojiyle ilgileniyorsunuz. Biliyorum böyle aile dizimi çalışmalarıyla da ilgileniyorsunuz. O yüzden biraz ben de bunlara girdim. Ne dersiniz hocam? Yani tabii bu konunun şeyi değilim. Amatör merakla okuduğum, merak ettiğim şeyler oluyor. Bu rüyalarla ilgili ama bazen de karşımıza yani öyle şey atan, boş atan kişiler çıkabiliyor ki geçenlerde birini izledim. İşte diyor ki 4 farklı şey uyku tipi vardır diyor. Yunus uykusu, işte kurt uykusu. Öyle kurt uykusu uyursanız diyor yemeniz şöyle olmalıdır. Bunları sirke. Merak ettim. Yani bu kadar dolu dolu konuşuyor. Bu konuda yapılmış herhangi bir bilimsel araştırma var mı diye taradım. Bir tane bulamadım. Yani 1964'ten sonrası tutulur bizim veri tabanlarında. Bazıları 1800'lü yıllara kadar iniyor. İndim. Böyle bir yani uykuyu, rüyaları sınıflandıran tek bir tane çalışma bulamadım. Sonra bir baktım bazı şeyde sosyal medya kanallarında böyle çekilmiş şeyler var, videolar var. Öyle sallamışlar yani. Gerçekte bizim uyku paterni olarak kitaplara geçmiş. İşte tavuklar ve baykuşlar betimlemesi vardır. Yani erken yatıp erken kalkanlar,
geç yatıp geç kalkanlar gibi uykunun kronobiyolojisi anlamında veya kronotip anlamında, rüyalarla ilişkili olarak da yine bugün rüya, yani psikiyatristler bilmiyorum rüyaları anlattırıyorlar mı, onlarla ilgili yorumlar yapıyorlar mı? O konudaki şey nedir, pratik nedir? Ondan ben de haberdar değilim. Ama bazen tekrar eden patolojik davranış kalıplarının geçmişte yaşanan bir takım olaylarla bağlantısı kurulduğu zaman, işte bu sebeple bunu sürekli tekrarlıyorsun gösterdiğinizde, o farkındalığı oluşturduğunuz zaman o patolojik davranış kalıbını kırmak ve tekrarlamasını engellemek mümkün olabiliyor. Bu doğru. O noktada katılıyorum yani size. Evet, yani o kişi bir daha o rüyayı görmüyor. O paterni anlarsa, mesela haftada bir, 15 günde bir, ayda bir o rüyayı gören kişi, bu bağlantıyı kurarsanız artık o rüyayı görmüyor. Çünkü beyin onu Evet. onarmış oluyor. Mesela Rüya rüyalarla tekrarlamıyor. ilgili bir karşılaşıyorsunuzdur kabus bozukluğuyla. Yani korkulu rüyalar görme sebebiyle ve bunu yaşam kalitesini bozunca bu konuda doktora başvuranlar, hekimlere gelenler oluyor. Bunların da altında bir posttraumatik stres bozukluğu gibi şeyleri çok rahat bulabiliyorsunuz aslında. Yaşanmış travmalar o gece uykuda kabus olarak karşımıza çıkabiliyor yani. Evet, yani bunu tanımlıyorlar insanlar işte. Diyor ki gece karabasan geldi ya da sabah Evet. bir gölge gördüm, odada Karabasan başka dolaşıyordu. bir şey ama onu hazır siz açmışken hemen tanımlamasını yapalım. Şimdi karabasan bizim uyku felci dediğimiz, yani rüyalarla ilişkisiz yaşadığımız bir şey. O da kişi uyanık, o sırada bilinç düzeyi uyanık düzeyde ama kolunu bacağını hareket ettiremiyor, yatağa çakılmış gibi kalıyor ve bağırmak istiyor, sesi çıkmıyor. Böyle bir yaşadığı durum. Bunun aslında bir fizyolojik mekanizması var tabii ki. Gece bizim REM döneminde aslında kendimizi, vücudumuzu korumak için devreye giren bir mekanizma var. Bu mekanizma beyin sapı dediğimiz, pons dediğimiz bir bölgede çalışır ve rüya görmeye başladığımız zaman bu mekanizma devreye girer. Beyinde üretilen motor emirleri vücuda iletilmesini engeller, keser yani. Böylece REM döneminde biz felç oluruz bir nevi. Kelimenin tam anlamıyla kaslarımıza giden kontrol sinyalleri gitmez olur. Bu aslında bir korumaya yönelik. Yani siz rüyanızda örneğin tekme atıyorken görürseniz kendinizi, gerçekten de beyin o emri ilgili bacaktaki kas gruplarına gönderiyor. Biz şimdi düşünün, gece bacağı sallayıp da bir tekmeyi savursak, yani ya birine birlikte yattığımız eşimize vurabiliriz ya da duvara vurup kendimize zarar verebiliriz. İşte bu fizyolojik mekanizma bunu engellemeye yönelik. Ama uyanıklık ve REM döneminde beynin aktivitesi birbirine benzediği için bazen bu beyin sapındaki mekanizma karıştırıyor durumu. Yani kişi aslında uyanıkken REM döneminde zannediyor ve trak diye çalıştırıyor bu mekanizmayı. Çalıştırınca kişi bu sefer uyanık, gözü açık, felç. Kolu bacağı kıpırdamıyor, sesi çıkmıyor ve büyük bir korkuya kapılıyor haliyle. Yani genelde bunu yaşayanlar işte üstüme cin oturdu, şöyle oldu, böyle oldu, bir şeye bağlama eğiliminde oluyorlar. Aslında bu uyku tıbbında uyku felci olarak bilinen, hepimizin nadiren yaşadığı bir durumdur. Ama kişi diyorsa ki ben haftanın 3-4 günü bunu yaşıyorum ve yaşam kalitemi bozuyor, onun da tedavisi var, ilacı var, verilir. Ortadan kaldırılmak mümkün olur tabii ki. Yani orada karabasan gelmiyor aslında. Karabasan diye bir şey yok aslında. Yok, sadece fizyolojik bir mekanizmanın yanlış bir zamanda şeyi, motoru çalıştırmasından kaynaklanan bir süreç yaşanıyor. Bunun tam tersi de var.
Gerçekten de REM uykusuna girdiğimiz zaman bu mekanizma çalışmaz ise, o zaman da bizim REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor ki, bunda da rüya içeriğine uygun hareket görülüyor kişide. Yani öyle hasta geliyor, diyor ki ben diyor hanımı öldürüyordum diyor. Bir anlatın ne oldu diyorsunuz? Yani gece diyor uykumda bana diyor bir köpek saldırdı. Köpek beni ısırmak için atladı. Ben de boynundan yakaladım. Köpek beni ısırmaya çalışıyor. Ben onu engellemeye çalışıyorum. Bir uyandım ki hanımın boynunu, gırtlağını sıkıyorum diyor yatakta. Şimdi bu tipte anlatanlar ya da sabah bir kalkıyor omzu kırılmış. Çünkü adam kendini gece uykuda maçta görmüş. Ondan sonra koşup bir omuz atarken gerçekten de yataktan kalkmış, gardırobun kapısına omuzu bir vurmuş. Ondan sonra kırmış kemiği o şekilde geliyor. Şimdi bu da REM uykusu davranış bozukluğu. İşte o çalışması gereken mekanizma devreye girmediğinde bunlar olabilir. Özellikle biz uyku kliniklerinde 70 yaş sonrası bireylerde bu tip şikayetleri ve durumları genç erişkinlere göre biraz daha sıklıkla görme eğiliminde oluyoruz. Evet, bu rüyalar her zaman ilgi çekmiştir hocam insanların. Bu tabii beynimizde epifiz dediğimiz bir bez var. Buna pineal bez de diyoruz. Evet, Epifiz. melatonin salgılı. Evet, melatonin salgılanıyor. Bir de oradan işte serotonin, işte dimetil triptamin denen bir madde salgılandığı söyleniyor. Bu Evet. halüsinojen bir madde. Bu temporal lob epilepside de arttığı söyleniyor. İşte onların halüsinasyon gördüğü. Acaba diyorum bunun rüyalarla bağlantısı var mı hocam? O konuda bir bilgi var mı? Rüyalarla ilişkisini bilmiyorum ama tabii bu halüsinojen bir madde, bu ayahuasca falan kullanıyor ya bazı yerliler. Evet, Onların onlardan oluyor. ekstatik törenlerinde bu madde dışarıdan alındığı zaman bizim hani LSD dediğimiz ona benzer, belki bu sefer kişinin gerçekle bağlantısı kesilip yani kanatlarının olduğunu düşünüp uçabileceğini düşünerek 5. kattan kendini boşluğa bırakabilir. Yani o tip maddelerin dışarıdan alınmasının sonuçları iyi olmaz. Ama oradaki ne biz rüya değil de halüsinasyon sınıfına koysak ve öyle bir ayrım yapsak belki daha iyi olur. Çünkü rüyayı gece uyku sırasında yaşadığımız halüsinasyonlar diyelim madem öyle, veya görsel imgelemler, ama halüsinasyon dediğimiz şey ise uyanıkken yaşadığımız şeyler. O maddeler uyanıkken halüsinasyon görmemize yol açıyor. Fakat şeyde gece fizyolojik olarak rüya görmede bu dediğiniz dimetiltriptaminin rolü var mı yok mu salgılanma anlamında, bu konuda ben de bir çalışma okumadım. İlginç bir soru. Bunun üstüne belki gitmek lazım. Evet. Peki hocam, rüyanın böyle bir nörotransmitter hani olmalı gibi düşünüyorum. Böyle bir çalışma var mı? Hani tam rüya görürken filanca artıyor ya da filanca eksiliyor gibi bilgiler var mıdır? Rüya görürkeni söyleyemiyoruz ama REM uykusuna girme, REM uykusu, Evet, non-REM REM uykusu. uykusu bunları belirleyen tabii ki nörotransmitter dengeleri var. Örneğin asetilkolin şeydir, uyanıklıkta baskın olan bir nörotransmitterdir ama REM uykusunda da asetilkolin salgılanır. Uyanıklıktan farkı nedir? Uyanıklıkta noradrenerjik sistem de aktiftir. REM uykusunda noradrenerjik sistem dibe vurur, düşer. Yani şeyle birlikte. Aşağı yukarı çok uzun yıllardır sinir bilimciler, uykuyla uğraşanlar bir uyku faktörünün peşine düştüler. Yani uyanıklıkta beynimizde artan ve bizi uykuya sevk eden bir kimyasal olabilir mi diye. Bununla ilgili İlk ciddi çalışmalar 1908-1907 o aralara gelir. İki tane Fransız
Doktor uykusuz bıraktıkları köpeklerden beyin omurilik sıvısı alıyorlar ve bunu normal uykusunu uyumuş köpeklere damardan verdikleri zaman o köpeklerin uyuduğunu görüyorlar. Bu hipnotoksin teorisi olarak tarih kitaplarına girdi. O andan itibaren uyanık kaldığımız sürece işte bu beyinde biriken ve bizi uykuya sevk eden bir madde olsa gerek diye düşündüler. Bunu da o dönemde hipnotoksin adını verdiler. Uzun yıllar bunun arayışıyla geçti. Aşağı yukarı 1967-68 o tarihlere kadar ve ilk defa Pappenheimer, John Pappenheimer 67 yanılmıyorsam bunun muramil dipeptit olduğu ve gram negatif bakterilerin hücre duvarında bulunan bir şey olduğunu gösterdi. Böylece biz bazı enfeksiyon hastalıklarında niçin kişinin uykuya eğiliminin arttığı konusunda da bilgiler edindik. Ama bu arayış devam etti. Sonunda iş adenozine bağlandı biraz. Bugün artık uyanık kaldığımız sürece bazal önbeyinde adenozin miktarlarının arttığını ve uyuduğumuz zaman bunun tekrar temizlenip azaldığını da biliyoruz. Ama burada sadece tek bir kimyasal, tek bir nörotransmitter değil, bir grup nörotransmitterin veya kimyasalın bir armoni içerisinde çalışması söz konusu diyebiliriz. Fazla sıkmamak için. Evet. Yani multifaktöriyel bir şey var ama adenozin şu anda en çok popüler olan sanırım. Evet. Bir uyku faktörü olarak adenozin tescillenmiş olduğu esasında. Bunun dışında da uyku faktörleri var. Vücudumuzdan salgılanıp bizi uykuya sevk eden interleukin 1, interleukin 6, tümör nekroz faktörü alfa. Bunların üçü endojen somnojenler olarak geçer. Yani vücuttan salgılanıp da kişide uyku eğilimi yaratan, uykuya sevk eden kimyasallar olarak bilinir. Bunlar mesela enfeksiyon hastalıklarında ve bazı hastalıklarda arttığını biliyoruz. Bu esasında işte yani doğa kendi şeylerini, önlemlerini almış gibi. Çünkü siz hastalandığınız zaman hızlı iyileşmek için uykuya ihtiyaç duyuyorsunuz. Vücut o zaman sizi uykuya sevk edecek faktörleri salgılıyor, bunu sağlıyor. Biz mesela hastalardan biliyoruz çeşitli sebeplerle diyelim ki ameliyat olmuş veya bir yara açılmış. Normal koşullarda bir haftada iyileşecek yara uykusuna dikkat etmediği zaman 3 haftada iyileşmez oluyor. Son derece önemli. Büyüme hormonu ile ilgili olabilir belki hocam. O da evet, büyüme hormonunun burada etkisi. Ama uyku benim esasında son zamanlarda insanlara vurgulamaktan da hoşlandığım bir slogan var. Diyorum ki uykunun pazarlığı olmaz. Buradan kastım şu, sizin ihtiyaç duyduğunuz uyku süresi ne kadar ise o sürede uykuyu almanız gerekiyor. Kendi elinizle uyku sürenizi azaltmanız mümkün değil. Sizin uyku ihtiyacınız 8 saat ise hayır ben 6 saat uyuyacağım diyemezsiniz. O uykuya borçlanırsınız 2 saat ve bunlar birikir ve an gelir uyku o borcunu tahsil etmeye kalkar, tahsil de eder. Ama bunu olmayacak bir yerde yaparsa sonuçları katastrofik olur. Yani siz araç kullanırken yaparsa veya çok dikkat gerektiren bir iş yaparken bu tahsilatı yapmaya kalkarsa o zaman da önemli kazalarla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için benim önerim izleyicilerimize herkes kendisinin ihtiyaç duyduğu uyku süresini belirlesin, buna bir zaman ayırsın. Yazın bir tatilde olabilir. Yani yattığı zaman kaç dakikada uyuyor, ne kadar süre sonra alarm saati kurmadan kalkabiliyor. Bunu değerlendirdikten sonra o kişinin ihtiyacı 6 saatse 6 saat ama 10 saatse 10 saat o süreyi daima almaya çalışsınlar. Oradan taviz vermesinler yani. Hocam bence çok güzel bir sohbet oluyor. Ama süremizin de sonuna geldik. Ne yapsak, biraz uzatsak mı ya da izleyicilere soralım mı, ne derler?
Ben uzatılabiliyor mu, uzatılamıyor mu onu da bilmiyorum inanın. Hocam şöyle yapıyoruz. Bu görüşmeyi sonlandırıyorum ben. Bir 2-3 dakika ara verip sonra tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. İkinci bir parça olarak. Ben tekrar bağlanacağım. Sonra da siz bağlanacaksınız. O Eğer zaman izleyicimiz ihtiyaç duyuyorsa onlar da bir geri bildirim yapsın. Uzasın diyebilirler ya da yeterli diyebilirler. buradan size bildirsinler uzatalım diye biz uzatırız, konuşuruz. Valla ben şimdi bakıyorum o yorumlarda uzasın diyorlar hocam. Siz de vaktiniz Tamam. varsa, enerjiniz varsa. Tabii O tabii. zaman şimdi bir kapatalım hocam. Bir 3 dakika Tamam. sonra bir istirahat olsun insanlara. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. O zaman şu anda saate hemen bir bakayım. Saat 20:55 görünüyor. 21'de mi diyelim? 21 diyelim. 5 dakika bir mola verelim. Sonra 5 kaldığımız dakika yerden devam mola, edelim. 21'de devam edelim. Olur mu? Aynen. Tamam. Tamam. Teşekkürler Peki. hocam. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.